Merhaba, 13. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin Girişim tarafından hazırlanıyor programımız. Bugünkü konumuz yerinden ve şeffaf bir yönetim mümkün mü? Konuklarımız Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Şeffaflık Derneği, Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü programda daha çok biz aslında genel olarak şeffaflık, katılımcılık ve yerinden yönetim bağlamında programlarımızı yapıyoruz. Ama bugün konuklarımız dolayısıyla doğal olarak şeffaflığı odağımıza alacağız. Bunun nedeni de birkaç hafta önce ya da birkaç ay önce Şeffaflık Derneği Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na bir ödül verdi şeffaflıkla ilgili. İsterseniz başkan, o nedenle önce Oya Hanım'la başlayalım. Bu ödülün hikayesini biraz bize anlatırsanız böyle bir giriş yapmış olalım. Tabii. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, bütün dünyada 9 Aralık'ta Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü vardır. Ve bunun kutlanması için de biz de buradaki Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün temsilcisi olarak bir toplantı yapıyoruz. O güne özel farkındalığı artırmak için. Ve iki senedir de biz şeffaflık ödülleri vermeye başladık. Çünkü aslında yolsuzluğun en iyi panzehirinin şeffaflık olduğunu düşünüyoruz. Şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve denetim, katılım gibi kavramlar. Şeffaflık başlığının altında aslında teker teker bu kavramların hepsinin bir bütün halinde işlemesiyle tam olarak şeffaflığın gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Ödüller de teşvik amacıyla daha çok veriliyor. Yani iyi bir şey yaptığınızda genelde onun takdir edilmesine çok rastlamıyorsunuz Türkiye'de. Genelde yaptığınız iyi şeyler cezasız kalmaz diye bir deyiş var biliyorsunuz ama biz iyi şeylerin aslında ödüllendirilmesi gerektiğini düşündük. Özellikle de yolsuzlukla mücadele gibi bir alan çok insanların çok rahat rahat Türkiye'de mücadele edebilecekleri, kendilerini gösterebilecekleri bir alan değil. Ve bu yüzden de teşvik edici olmak gerek diye düşündük. Bu sebeple üç alanda veriyoruz biz ödülü. Birisi medya alanında Çiğdem Toker'e verdik ödülü bu sene. Çiğdem Toker biliyorsunuz özellikle de şeffaflık alanında çok çalışıyor. İşte Sayıştay denetimi, örtülü ödenek, şehir hastaneleri, ihaleler gibi konularda haber yapıyor. Sürekli yazıyor ve bunu da çok sistematik bir şekilde, sürekli bir şekilde yapıyor. Ve böylece herkes yani o haberin takibini de gerçekleştirebiliyor Çiğdem Hanım'ın yazılarıyla. İkinci ödülümüz, kurumsal ödülümüz Ovacık Belediyesi'ne oldu. Ovacık Belediyesi'nin de şimdi burada biraz sonra konuşacağımız herhalde ayrıntısıyla şeffaflık konusunda son derece yaratıcı bir yaklaşımı vardı. Ve de tabii katılımı çok teşvik eden, katılımı birebir aslında uygulayan, yani bunu bir herkesin söylediği bir söylem olmaktan çıkarıp pratiğe geçiren, hayata geçiren bir yönü vardı. Onu da çok önemsedik doğrusu. Üçüncü olarak da bir şirketimiz, o da şirket içi uygulamaları, Novo Nordisk, şirket içi uygulamaları yolsuzluğunla mücadelenin farkındalığını artırmaya yönelik bir uygulamaları vardı. Bu yüzden bu sene bu şekilde gerçekleşti ama ben şunu söyleyebilirim, yani verdiğimiz ödüller çok içime sindi benim bu sene ve aldığımız geri bildirim de aynı şekilde çok hak edenlere vermişsiniz şekilde çok önemli övgülerde aldığımızı ifade edebilirim. Çok güzel. İsterseniz başkana dönelim ve biraz Ovacık'a yaklaşalım. Başkan nasıl yapalım? Ovacık'ı biraz önce Ovacık'la ilgili konuşalım. Biraz tanıtın. İsterseniz biraz hatta seçim döneminden bahsedin. Çünkü siz ilk komünist başkansınız. Uzun dönemdir. Belki de bütün dönemler itibariyle. Buradan başlayalım. Buyurun. Öncelikle burada sizinle sohbet etmek çok güzel. Oya Hanım'ı birkaç ay önce görmüştüm ama şimdi bir daha görünce o yüzündeki o tebessüm, heyecanı, o güler yüzü gördüm. Yine aynı şekilde sizi. Ovacık'ta
Eli nasırlı insan kamillerden, vicdanı toprağa akıtan kadınlardan selam getirdim hepinize. Böyle dostlarımızın, böyle dostlarımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Bir de bir laf atarak başlayayım. Yani bu kadar yer, bu ülkede bu kadar ağlarım nasıl takip edebiliyorsunuz? Helal olsun bu anlamda. Gerçekten bizler bir küçücük bir ilçede bir mahalleyi takip edene kadar canımız çıkıyor. Ama bakıyorum Türkiye'de hakikaten bu konuda bayağı insanları takip eden kurumlar, kuruluşlar var. Öncelikle teşekkür ediyorum huzurunuzda. Olacık hepimizin bildiği gibi işte 2014 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden Türkiye medyasında ya da Türkiye gündeminde bir yer edindi. Meseleyi birkaç tane sol sosyalist siyasetin bir araya gelerek oluşturmuş oldu. Halk dayanışmalarıyla kuruldu. İşte Türkiye'de Demokratik Halklar Federasyonu'nun, TKP'nin, ÖDP'nin ya da başka bağımsız durup vicdanını bu programa buluşturmak isteyen birçok dostumuzun daha desteğiyle Ovacık'ta bir yerel yönetimi kazanımı gerçekleşti. Tabii öyle 2014 hemen seçimleriyle birlikte de bir ortaya da çıkmadı. 2004'te başlayan aslında Dersim Halk Dayanışmaları adı altında işte Mazgirt, Hozat'ta belediyeler alındı. 2009'da yine Dersim Merkez'de Murat Kur arkadaşımızın üzerinde çok çok küçücük bir az bir oyla kaybederek aslında devrimci, halkçı yerel yönetimlerin o söz, yetki, karar, halka şiarı Dersim o coğrafyası içerisinde bir kurumsal alana doğru gelişti ve toplumu da buluştu. Biz o toplumun, o halk dayanışmaların birer parçasıyız. Bu toplumun biraz da demografik değerlere girersek, tabii yani kadınlar, çocuklar nüfusun içerisinde Ovacık'ta ne yoğunlukta bulunuyorlar? Onlardan da biraz bahsederek tabii ilerlersin. Tabii ki, tabii ki. Ya şunu söyleyeyim size, bizler anamızla doğduktan sonra birkaç sene sonra çok politik bir alana doğru gidiyoruz. Şimdi bilirsiniz Dersim öyle bir yer. Türkiye'de ne kadar siyaset ve onun temsiliyetleri varsa Ovacık'ta ya da Dersim'de o kadar var. Bu anlamda politik bir yer. Sol geleneğin çok güçlü olduğu bir yer. Kadın meselesi Türkiye'de o aydınlanmanın, o eğitimin yaratmış olduğu aydınlanma kadın meselesinde bizde cinsiyetçilik meselesi çok sıkıntılı bir durumda durmuyor. Eşit yurttaş tabii ki sıkıntılar olmasına rağmen 3 de olsa 5 de olsa çok az da olsa olmasına rağmen çünkü mesela bizde adli suçlar çok bulunmuyor. Yani bu aslında toplumun iç barışının aslında toplumun o eğitim düzeyini de gösteriyor. Çocuklar meselesi bizler eğitim düzeyi yüksek olan toplumlarda aslında toplumun kendine olan güveni çocukların başlar. Kadın, erkek hiç ayırt etmeden bir güven meselesi gelişiyor. Mesela ben seçim sürecinde bir anımı anlatayım. Bir mahalleye doğru bir arkadaşla bir çalışmaya gideceğiz. Ben sağ şeritten gidiyordum. Sol şeritte öğrenciler okuldan merkeze geliyorlardı. Hepsi bir zamana dur dediler. Tabii ben de arabayı çevirdim yanına geldim. Dedim kapıyı açtım. Buyur çocuklar dedi. Bizi dedi, eve bıraksana dedi. Çok. Hayda. O nerede çıktılar dedim. Şunu diyor. Ya biz sana oy veriyoruz ya dediler. Doğru. Biz sana destekliyoruz ya. Anneni kandıramazsınız dedim. Sizin oyu hakkın bile yok falan dediğinde. Biz annelerimizi kandırıyoruz rahat ol dediler. Tamam. Çünkü çocuğun aslında politikanın içerisinde, siyaset içerisinde ya da güncel hayat içerisindeki etki alanı burada aslında çıkıyor piyasaya. Evet çok güzel. Peki Oya Hanım, bu yerel yönetimlerde şeffaflık konusuna isterseniz biraz girelim. Şeffaflık neden önemli? Bunun iyi örnekleri var mı? Bizde ne oluyor? Dünyada ne oluyor? İsterseniz biraz bahsedelim. Şimdi biz 2 sene üst üste bir anket yaptık Türkiye'de. Bu anketin de çeşitli soruları vardı. Bunların bir tanesi de kişilere, yani bütün Türkiye çapında yapılmış bir anketti bu. Burada yolsuzluğun en çok göründüğü kurumları sorduk. 2 sene üst üste bu ankette belediyeler, yerel yönetimler en üste çıktı. Yani halkımız aslında yerel yönetimlerde yolsuzluğun çok rastlandığı
düşüncesine sahip. Bunun en azından bir önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum. Büyük bir oranda gerçeğe tekabül ediyordur ama aynı zamanda yani gerçekleşmesi çok yüksektir. Çünkü zaten bu deneyime dayanan bir şeydi. Yani ne düşünüyorsunuz şeklinde değil. Bunun dışında da aslında ben daha çok belediyelerin objektif bir yönetim uygulayamamasından, daha çok yanlı ve siyasi yaklaşımlar içinde olmasından da böyle bir sonucun oluştuğunu düşünüyorum. Suistimallerin gerçekleştiğine ilişkin çok fazla algı var. Bir işin bu yönü var. Yani belediyeler böyle bir algıya sahip, kötü bir algıya sahip. Bu yüzden bunu aşmanın da çeşitli yolları var. Bunu aşmanın en iyi yöntemlerinden biri de iyi yönetişim. İyi yönetişimin içine baktığımızda birkaç tane ilkesi var. Şeffaflık var. Mümkün olduğu kadar çok şey paylaşacaksınız halkla. Bu bir bilgi edinme yoluyla olabilir. Tabii bunun da çeşitli araçları var. İnternet sitenizde yayınlayabilirsiniz çeşitli bilgileri. Ya da Sayın Başkan'ın yaptığı gibi fiziksel olarak şeffaflık gerçekleştirdiler onlar. Belediye binasının üstüne astılar tablolarını diye biliyorum ben. Şimdi bir böyle bir bölümü var. Mümkün olduğu kadar daha çok bilgi paylaşacaksınız. Ya da bilgi edinme yoluyla size sorduklarında bunlara usulünce bilgi vereceksiniz. Aydınlatacaksınız halkı. Yani mümkün olduğu kadar daha çok paylaşmak. Artı hesap vermek var. Bir şikayet geldiğinde bu şikayetin incelenmesi ilgili kanallardan geçerek ve o kişinin, o yöneticinin ve o memurun da dönüp yanlış bir işlem yapmışsa bununla ilgili hesap vermesi gerekiyor. Katılımcılık çok çok önemli bir husus burada. Tabii ki bu işin uzmanı Sayın Başkan, onu gerçekleştiriyorlar burada. Pratiğe dönüştürmüş haldeler. Katılımcılık çok gerçekten önemli. Yani bunun da çeşitli yolları var. Yani bütçenizi yaparken mesela, o seneki bütçenizi yaparken halkı içine katıp şu kadar paramız var, bu kadar kaynağımız var ve bunu şuraya harcayalım, önceliğimiz budur, şehrimiz için ne yapalım diye bunu bir sene öncesinden kurgulamaya başlayabilirsiniz o şehrin insanlarıyla. Ya da bir proje yapacaksınız. Kaldırımlar olabilir. Kaldırımlar mesela Türkiye'de sürekli yenilenen ve aslında bu yolsuzluk algısının, belediyeler ve yolsuzluk algısının yerleşmesindeki en önemli şeylerden de biridir bence. Kaldırımlar ve yollar. Her sene tekrar tekrar yapılır. Çok kaliteli yapılıp yapılmadığına ilişkin paylaşılmadığı ve yeterince denetlenmediği için de halkımızın kafasında çeşitli sorular var. Bunun gibi örnekler var. Katılımcılık için çok çeşitli yol var aslında. Bunun gerçekleşmesi söz konusu. Mesela katılımcılık için başka bir örnek daha verebilirim. Denetim. Denetim de bir başka yolu. Hesabınız çıkıyor, hesabınızı yayınlıyorsunuz. Ama siz halkın içinde işte yetkili kurum, kuruluş, meslek, çeşitli mesleklerden kişileri katarak bir kurul oluşturup o hazırladığınız bilançoların denetlenmesini halka da sağlayabilirsiniz. Bu da ek bir güven getirecektir. Ve dünyada aslında bunu uygulayan çeşitli yerler var. İhaleler süreci var. İhaleler sürecine baştan itibaren bir sivil toplum örgütü katarak halka güven vermek ve bunu son derece açık bir şekilde yapmak gibi yöntemler var. Bu yöntemlerin hepsi dünyada uygulanıyor. Biz de Türkiye'de bunun gibi uygulamaları yapabiliriz diye düşünüyorum. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yerel yönetimlerde şeffaflık analizi yapan bir çalışması var. Ve aslında biz bunu burada Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz doğrusu. Buna aday belediyelerin de bize başvurmasını çok da isterim. Bu çalışmayı çok kısaca anlatayım. 50'nin üzerinde göstergeyle biz 5 ana konu başlığında belediyeleri değerlendiriyoruz. Bunlar kapasite, rol, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik. Bu alanlarda 50'nin üzerinde göstergeyle önce belediyeleri dışarıdan objektif bir şekilde inceliyoruz. Bu incelemenin sonunda da belediyeye bir rapor hazırlıyoruz. Diyoruz ki şu alanda
eksiksiniz. Şu alanda şunları yerine getirmeniz lazım. Bunu da böyle hatta kırmızı, sarı, yeşil trafik ışıkları gibi belirtiyoruz. Ve ondan sonra o belediyelerle oturup onun üzerinden bir aksiyon planı çıkarıyoruz. Ne yapabilirsiniz? Nasıl daha çok kendinizi açabilirsiniz? Nasıl daha çok halka aydınlatabilirsiniz? Ve nasıl daha çok bilgi paylaşabilirsiniz? Ya da nasıl katılımcı projeler yapabilirsiniz? Yani bu tamamen aslında güven yaratan bir şey. Yani şeffaflık ve iyi yönetişim tamamen güven yaratan. Bu yüzden halihazırdaki belediyelerimizin bu konuda eğer bir sonraki sefer mesela tekrar seçilmek istiyorlarsa halka kendilerini daha iyi anlatmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Stratejik planlarını oluştururken ilk yeni seçilen belediyelerin halkı katılımcı bir şekilde bu sürece katarak o şehri için ne gerçekleştirecekler? Hayallerinde ne var? Kafalarında ne var? Ama bunu nasıl plana dökecekler? Bunun için de kamuyu aydınlatma ve halkı içine katma, bu süreçlerin içine katma gibi unsurların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye'de bunu gerçekleştirmek isteyen belediyelere de buradan bir çağrı yapmış olayım. Evet, tamam. Peki. İsterseniz bu anlattıklarınızı, gerçi başkan demin katılımla ilgili çok önemli bir örnek verdi ama uygulamada, yani Oya Hanım'ın anlattıkları çerçevesinde de uygulamada neler yapıyorsunuz? Ben sizin internet sitenizde aslında faaliyet raporunuzu inceledim. Orada bir tarım programından bahsediliyor. Bir ücretsiz ulaşım gördüm. Benzer uygulamalar var mı? Tabii bir de bu gelir gider tablosunu binaya asarak vatandaşı bilgilendirmeniz de çok önemli. Biraz bu örnekleri bize anlatın. Hepsini peş peşe de anlatabilirsiniz. Tabii. Çünkü hepsi çok değerli benim görebildiğim kadarıyla. Ya hani bunu tartışmaya başladığımız an esasen bir yerelde yaşamı tahliliyle alakalı bir şey. Mesela siz bulunduğunuz bölgede toplumun iletişimle ilişkisinin ne olduğunu, ne kadar içli olduğunu, toplum iletişim araçlarının ev içine kadar ne kadar girip girmediğine baktık mesela. Bizim bölgemizde hala internetin, bilgisayarın evlere girmediği köyler, evler var. Mesela biz bunları internet üzerinde böyle bir yayınlamaya başlasaydık belki toplumumuzun bir bölümü bunu görmeyecekti. Ama billboardlarla mahallelerdeki toplumu o görmelerini sağladık. Ayrıca belediyede de asarak esasen hani hemen hemen o sirkülasyonun oldu. Toplumun iki günde bir ya da üç günde bir belediye gelip girdiğinde onu görmesini sağlamak açısından söyledik. Bir de aynı zamanda o iletişim araçlarını da kullandık. Türkiye'de işte bilirsiniz bir değerden izme Türkiye'nin her tarafına yayılır ki binlerce, yüz binlerce kişi takip edilen bir belediyeyiz. Evet. Buna dair olumlu şeyler de gelişiyor tabii. Bu bir sonraki dönem ne yapmamızı da söylüyorlar. İşte bir önerilerde de bulunmaya başlıyorlar. Biz yavaş yavaş öğreniyoruz aslında. Çünkü siz bulunduğunuz bölgede yaptığınız bir şeyin tamamıyla bir doğruluğunu düşünür olabilirsiniz ama esasen bakıyorsunuz ki bir yerinde bir eksiklik var yani. İşte bunları öğrenme meselesi çok tartışıldı. Katılımcılık toplumun kendisini bir yerde bulma meselesidir. Yani eğer bir siyaset yapıyor, siyaset toplumun bir yerine dokunmuyorsanız, toplumu bunun içine alıp onu ileriye taşıyamıyorsanız aslında siz o katılımcılık programını ya da o katılımcılık meselesini toplum içerisinde yürütemezsiniz. Neden? Mesela biz kütüphane başladığımızda belki duydunuz anlık şeyleri gelişiyor zaman zaman. Hemen bunu hızlandırmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela Mersin'e, Adana'da Dağcılık Federasyonu'na bağlı arkadaşlarımız geldi. Bizim bölgemizde o tür çalışmalara girmek, işte platoları, dağları gezmek için geldiklerinde oturup tartışmıştık mesela şu bisiklet orada çıktı. Bisiklet projesi orada çıktı. Projesi var. Evet diyor. Orada çıktı. Mesela nasıl oldu? Bize şöyle dediler. Ya dediler başkan sizin doğanız güzel. Bisiklet sürmeye uygun yer. Dümdüz bir ova. Bizler size 20'şer tane bisiklet koyalım. Hani bu sürmek isteyen dostlarımız gelir. İşte böyle bir miktar para atar. Kiralar alır gider dedi. Ben şaşırdım kaldım. Şimdi düşünün. Mazot kullanan otobüs, şoföre para verdiğin
şoför, kişi, tekerine para veriyorsunuz, yağına, gazına, camına, her şeyine para verdiğiniz bir ücreti, bir ulaşımı ücretsiz yaparken her şeyi kendisinin yaptığı bir, yani size hiçbir maliyet olmayan bir şeyi ücretli yapmanın toplumsal algıda bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorduk. Biz arkadaşlara şu tartışmayı yürüttük. Sizler bize bisikletler gönderin. 15-20 gün içerisinde bunu yapın. Bizler de kütüphane yapıp okuyan çocuklara bisiklete, bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet verelim dedik. Bu sene onu yaptık mı? Bu sene bunu değiştirdik. Çünkü memleketimizdeki o güvenlik meseleleri toplumun kaygılarını geliştirdi, arttırdı. Okuyanlara evlerine verdik. Yani kitap okuyan çocuklara bisikletleri de hediye etmeye başladık. Ve bu çoğaldıkça gelmeye başladı. Hani 5'le 10'la 20 ile kalmadı. Yani çocuklarımızın büyük bir bölümüne biz bunu ulaştırmaya başladık ve çocuklar artık ayda bir iki kitap gelip alıp okumaya gidiyorlar. Mesela o süreç içerisinde başıma gelen bir olay anlattım size. Tabii. Çok güzel bir olaydı. Ben her geçtiğimde çocuklar ya bana böyle el çakarlardı ya laf atarlardı. Ben her geçtiğimde bunlara bulaşırdım yani bir şekilde. Bir gün geçerken dedim ki hiç selam vermeden geçeceğim dedim. Bu çocukların tepkisini ölçmek için. Kapıdan içeri girdim. Her iki tarafta çocuklar oturuyor, kitap okuyor. Ben tam merdivenin birincisine çıktım, 3 tane çocuk vardı. Hayta çocuklar bana laf attılar. Ne olmuş buna dedi ya, selam bile vermiyor dedi. Şimdi ben döndüm çocuklara, böyle baktım dedim. Siz bunları okumuyorsunuz, oradan bakıyorsunuz. Zaman geçirip bana bakıyorsunuz değil mi? Ben o soruları size soracağım. Eğer o sorulara cevap vermezseniz sizi oradan atacağım dedim. Çok güzel. Bana ne dediler biliyor musun? Arkadaş şunu diyor. Ya oğlum diyor oku vallahi diyor bu bize soru sorar diyor. Bu soru sorar diyor orada cevap veriyor. Hani diyor biz diyor birlikte karar verecekti diyor. Tek başına bizi atma kararını nerede almış diyor. Anladın mı? Ben yukarı çıktığımda aslında yapılanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Biz bunların hiçbirinin farkında değildik. Yani karar sürecine katılımla ilgili eleştiri getiriyorlar. Yani biz mesela bunun hiç farkında değildik. O hakkını talep ediyor sizden. Farkında değildik ve bir çocuk şunu diyor, takip ediyor. Ben buradaydım zaten diyor. O birlikte karar alacaktık ya diyor. Hani ben de bunun bir parçasıyım zaten diyor demeye başladı size. Oradan gelişiyor. İşte ulaşım ücretsizliği, suyun işte çok düşük bir miktarla topluma hizmeti bir temel hak ve ihtiyaçlar meselesidir. Şimdi sizler eğer sosyalistseniz, eğer halkçıysanız, gerçekten halkçıysanız, hani bu ideolojik tartışmaları atalım diyelim, bırakalım, vicdanlıysanız, dünyada birçok kapitalist ülkeler bile eğitimi, sağlığı, barınma meselesini, işte ulaşımı, birçok şeyi hizmet olarak görüyor ve geleceğe dair yeni nesillerin yaşam kalitesini yükseltmek için çaba harcıyor. Japonya'da bir tane kız çocuk 80 kilometre uzakta araç sadece onun için gidip getirip okula getiriyor. Ya bu kadar İller Bankası üzerinde sadece ve sadece nüfusa dayalı bir gelirin teslim edildiği yerel iktidar, o belediyeler sadece o işçi maaşlarını, memur maaşlarını ya da mazotunu arabasını almak için mi kullanacak? Peki burada bu hizmetleri sokak yaparken, şu yaparken, bu yaparken yapıp teslim ediyorsunuz da toplumun onun üzerinde eğitimine dair oradan okula gelmesi, birbirini sormaları, özellikle İslam alanlarının sıkıntılı olduğu yerellerde buna dair programımız yoksa eksiktir. Eğitime dair, sağlığa dair yoksa eksiktir. Barınmaya dair yoksa eksiktir. Bunlar olmak zorunda. Biz ulaşımı, eğitimin, sağlığın, barınmanın, suyun, havanın, güneşin temel bir hak olduğunu ve temel ihtiyaç olduğunu satın alınamaz diye bakarız. Çok güzel, çok güzel. Başkan bir de bu tarım programından, bu güzel örneklerden sonra bu tarım programını özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bu çok konuşulur bir şey oldu bir dönem. Değil mi? Fasulye, nohut, bunların... Barbunya, bal. Barbunya çok güzel. Ve yine okuduğum kadarıyla 100 dönümün üzerinde bir arazide değil mi? 500 dönüm. Peki onu biraz anlatır mısınız bize? Bunu nasıl yaptınız? Burada bir kooperatif çalışması gibi bir şey başladı. Başladı. Kooperatif çalışmasına başladı. Şimdi biz Türkiye'de şöyle yapılıyor. Önce kooperatifler kuruluyor. Sonra kooperatifler bir şeye müdahale ediyor. Sonra da çöküyor. Evet. Hayır. Önce çalışma yapılır. Çalışmanın altyapısı zemini oluşturulur. Çalışma bir sağlam bir alana oturmaya başladığı andan itibaren onun üzerine örgütlenme yapılması lazım. Çünkü bugün bir havayla, bir böyle enerji, sinerjiyle çıkarsınız, bir toprağa dokunursunuz, toprağa
Ovacı'dan bir şey almak istersiniz. Sonra almak istediğiniz şey düşük çıkabilir. Sizin istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bırakmak zorunda da kalabilirsiniz. Şimdi kooperatif kurulup onu yaptıktan sonra toplumun kooperatif örgütleme meselesidir. Çünkü kooperatif bölgede yerel örgütlemedir. Yani ürettiği ürün üzerinde örgütlenmedir. Çünkü çok doğal bir, çok temel bir hak. Sağ solu, Alevi, Sünnisi, Kürdü, Türk'ü ayrımı yapmadan bir şeydir. Yani o emeğin üzerinde örgütleme meselesi. Evet. Şimdi orada biz birkaç senedir yapıyoruz. Ondan sonra şu anda kooperatife geçmeye başladık. Arkadaşlarımız şu anda kooperatif çalışmalarına başladık. 15-20 gün içerisinde muhtemelen resmiyet şeyi bitecek. İlk başladığımızda sıkıntılar yaşadık. Gerçekten sıkıntılar yaşadık. Ya mesela Almanya'ya gittiğimizde bizim o tohum köylünün yerel tohumunu almamız lazım önce parayla. Bir şekilde alıp önce kendimiz yapacağız. Köylü bize bakacak ya kıskanacak ya da bizim kazanımlarımıza bakıp kendisi de yapmaya başlayacak. Önce biz aslında gösterdik. Yani biz siyasetçiler şöyle yaparız. Topluma talimat veririz. Siz bunu yapın, bunu yapın deyip çalışmaları böyle sürdürürüz. Hayır. Biz yapıp göstermemiz lazım. Gösterdikten sonra toplum zaten bunun işin içine girmeye başlıyor. Başladık. Bizim gibi düşünmeyenler çoğu şöyle dediler. Ya fasulye falan nohutla uğraşıyorlar dedi. Sulayamazlar, biçemezler, satamazlar, şu yapamazlar, bu yapamazlar dediler. Bunların hepsini yaptıktan sonra helal olsun dediler. İşte mesele burada. En son helal olsun. Biz tarlaya tohumu attığımızda helal olsun deselerdi belki biz orada çökecektik. En son demeler çok iyi. O zamana kadar bize laf söylediler. Hatta küfür ettiler. Biz de hırslandırdılar. Devam ettik. Ve sonra da üzerine koymaya başladık. Ya arkadaş bir kere yaparsanız çökersin. Devamlı yapma gerekiyor dediğinizde işte bugünkü seviyeye geldik. Bakın 25-30 tonluk bir rekolteden bugün 150 tonluk bir rekolteye doğru geçti. Ve toplumun bir artı değer evlerine bir artı 236 ailenin evine bir artı değer girmeye başladı. Bir kazanım olmaya başladı. Bir bölümüne çocuklara burs vermeye başladık. Bir bölümüne tohum çıkardık. Bir bölümünü de tohumla beraber mazot desteği verdik. Yani bir sistematik bir kurum olarak, devletin bir kamu kurumu olarak davrandık. Düşünsene tohum, mazot da veriyorsunuz. Sonra onun ürünlerini tefeci ve tüccar aradan çıkararak alıyorsunuz. Kendi kendini çeviren bir ekonomi yaratmış oldunuz. Üretimden tüketimi arasındaki çelişkileri kaldırdığınızda toplumsal alan kendisini var eder. Yaşam içerisinde var eder. Çünkü siz tarlada 3 liradan alırsanız fasulye, 4 liraya mal olan fasulyeyi 3 liradan alırsanız bir daha yapmamaya, yani insanlar bir daha yapmaz. Ama biz 4 liraya mal olan bir şeyi 1 liraya da 2 lira yukarıdan almaya başladığınız andan itibaren yaşamına dokunuyorsunuz. Ya çocuk okunmasına gönderecek, sağlık ocağına gidecek, hastaneye gidecek, tatil yapacaklar. Bir şey söyleyeyim size. Bu aslında her şeyi öğretiyor. Yaşama dokunmayı öğretiyor. Bir tane genç çocuk, bir tane arkadaşa ürettiğinin karşılığında böyle bir miktar şey aldı. İşte bir artı değeri girdi cebine, eli cebinde böyle. Aldığı şeyin üzerinde böyle. Ne yapacaksınız dedi. Dedi hiç tatile gitmemiştik annemle. Dedi bir haftadan tatile gideceğiz dedi. Dokundunuz hayatına. Hiç tatile gitmemiş bir insanın tatil hayallerini süsleyen, yani hayal olarak, hani kendisi için ütopya olarak bir Antalya, bir Bodrum, bir başka yerde tatilini gerçekleştiriyorsunuz. Yaşam kalitesini, şeyini yükseltmeye başlıyorsunuz. Çocuğun kendine olan güveni gelmeye başlıyor. İşte esasen orada yönetim başlıyor. Yoksa yaptık, ettik, bitti, gitti. Böyle bir şey değil bu. Vatandaşlara dokunan... Dokunacaksınız ya, o yüreğine dokunacaksınız. Yani şunu diyecek, ben bunu kazandım, paramı alacağım, bankaya koyacağım, zengin olacağım demeyecek. Bunu aldım, bir sonraki dönemi programlamasını yapacak. Hayvan, çünkü bunun bir ayağı da hayvancılıktır. Evet. Biz bunları yaparken nasıl, neyi düşündük? Bir, yerelin ekonomi yapısını düşündük tabii. İki, doğamızın kirlenmesini engellemek için uğraşıyoruz. Çünkü ya gübreleri atmadığınızda, ilaç kullanmadığınızda doğal kalacak o topraklar. Onun üzerinde börtü böceği hayvanı yaşayacak. Bitki florası devam edecek. Sonra da üçüncü bir şey var. Gelecekte yeni nesillerin gelişmesine en ufak da olsa katkınız olmuş olacak. Bakın Hindistan'da bir tane hoca, bir kadın profesör bize Skype üzerinde bağlanmıştı bir yerel yönetim çalıştayında. Şunu diyor ki,
2050 yılına kadar, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde diyor, Amerika ve Avrupa kıtasında doğan her 10 çocuğun 3'te 5'i spastik, yani genetik hasarlı olacak diyor. Tek nedeni gıda diyor. Evet. Şimdi biz sağlıkçıyız. Doğru. Yani yerelde buna katkı sağlamıyorsak, bir de iktidarlaştığımızda hani biz geldiğimizde yaparızı söylemlerini sokakta gerçekleştirmediğimiz andan itibaren toplumu o ilerici aydınlanma yana saygınlığını kaybettirir. Peki. Oya Hanım, siz bizim İstanbul Hepimizin girişiminin aslında destekçilerindensiniz. Ve ben hatırlıyorum, başkan da burada ama 2014 yılında İstanbul'la sınırlı bir çalışma yapıp belediye başkan adaylarına bir taahhütname imzalanması konusunda emek vermiştiniz. Evet. Orada katılımcılık, şeffaflık ve yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde bir taahhütnameydi hatırlıyorsam. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii. 2014 seçimlerinden önce bir kent sözleşmesi yapıldı. Ana maddelerini nasıl iyi bir kent olur ve bir belediye başkanının taahhüt etmesi gereken şeylerde bir önce olması açısından, yol göstermesi açısından bunu imzalayan 6 tane belediye başkan adayı vardı. İlçe, 5 tane ilçe seçildi bundan. Hatırladığım kadarıyla 100'den fazla da Türkiye'de belediye başkan adayı bunu imzalamıştı. Sonra biz bunu nasıl bir belediye başkanı hayata geçirir? Bunun için oturduk, bir taahhütname düzenledik. Bu taahhütnamede de bazı şehirlerimizde tabii kent konseyi var, bazı şehirlerinde yok. Kent konseyi olan yerlerde aslında katılımcılık için bir başka imkan daha gelmiş oluyor belediye başkanlarının önüne. 4 tane yine bunun başlığı var. Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim alanlarında. Katılımcılık için kent konseylerinden başlayarak, şimdi kent konseylerini çalıştırabilmek önemli. Kent konseylerinden gelen görüş hiç dikkate alınmadan doğrudan belediyenin tek taraflı olarak görüş uygulama yapması halinde orayı bir şekilde işlevsiz hale getiriyorsunuz. Onun değerlendirilmesi gerek. Eğer uygun değilse kent konseyinden gelen de bunun gerekçeli bir şekilde halka açıklanması gerek. Bunu görmüyoruz doğrusu biz şu andaki kent konseylerinin işleyişinde. Ayrıca stratejik plan ve programların uygulanması gibi alanlarda bunu görmüyoruz. Belediye meclisinin içindeki ihtisas komisyonlarının yürüttüğü faaliyetler konusunda kent konseylerinden gelen bilgilerin dikkate alınmasını görmüyoruz. Bunların hepsinde bu görüşlerin alınıp eğer görüş dikkate alınmamışsa da neden alınmadığına ilişkin bir tür hesap verme gerekçesi şudur demek yoluna gitmek lazım diye düşünüyoruz doğrusu. Mahalle ölçeğinde katılımı sağlamak aslında bunun için çok iyi bir fırsatımız var elimizde. Mahalle muhtarlarımız var ve mahalle muhtarları altında meclisler oluşturulup o mahallelerdeki ihtiyaçların neler olduğu tespit edilip bunun üzerine çalışılabilir. Sizin bir örneğiniz vardı orada biliyorum Sayın Başkan. Çok da güzeldi. Ben onu değişik yerlerde kullanıyorum. Belki biraz sonra açıklarsınız onu. Şimdi katılımcılık için aslında böyle, şeffaflık için birçok araç var. Şimdi bazı çabalar var, bunu ifade etmek lazım bazı belediyelerde. Ama Türkiye genelindeki belediyelere baktığımızda internet sayfaları daha çok zaten bir fikir veriyor. Standart olmayan uygulamalar var. Bazılarında işte bütçe, faaliyet raporları var, bazılarında hiç yok. Stratejik plan ki o şehre ilişkin ne yapılacağını gösteren bir şeydir, o yok mesela. Belediye meclis toplantıları olması lazım. Bu belediye meclis toplantılarının gündeminin en azından bir hafta önce açıklanması, internet sitesine konması, sonra tutanaklarının ne oldu, ne konuşuldu, toplantıya katılamayan varsa onun konması. Şimdi periskop gibi mesela olanaklar söz konusu. Bunlarla belediye meclis toplantılarının yayınlanması ve arşivlenmesi. İnternet mecraları. Evet, bunun kullanılması gerek diye düşünüyoruz. Bunlar yok mesela, bunların gerçekleşmesi lazım. İhalelere gelince işte bu hesap verme yöntemlerinden biri. Yani ihalelerle ilgili bazı belediyelerde, ki bu da iyi uygulaması olduğunu söyleyebileceğimiz belediyelerde, sadece duyurular var. Ama o ihaleleri kime verdiniz?
ne kadar miktara verdiniz ve sonunda o ihaleler sonunda ne kadarı gerçekleşti? Buna ilişkin bilgi yok. Yani işte bu hesap verme kavramı bunlarla aslında somut bir hale geliyor. Denetim raporları, bu denetim raporları yok. Denetim raporlarının olması gerekiyor ki biraz önce bir alternatif söyledim. Yani normal bir denetim raporu dışında o belediyenin denetlenmesine ilişkin siz halktan oluşturacağınız bir kurulla o denetim raporlarının bir şekilde halk tarafından, halk düzeyinde de onaylanmasını sağlamış olursunuz. Onun için çeşitli meslek grupları, daha uzman kişiler koyabilirsiniz ama bu sivil bir şekilde onun onaylanması anlamına gelir. Bunların hepsi doğrusu çok önemli. Bunu gerçekleştirmek isteyen belediyelere de aslında biz yardımcı olmaya hazırız doğrusu. Evet, evet. Hizmet vermeye hazırız. Bu mahalle meclislerinden bahsettiniz, bir de örnekten bahsettiniz. İstersen başkan buradan bir sizi de dinleyelim. Tabii. Bu konuda. Ondan sonra son bölüme gelip artık son soruları soracağım. Ya şöyle bir, tabii bu geçmişten beri buna dair çalışma yapanlar var işte. Bugün bir Fatsa'da Terzi Fikri var, Fikri Sönmez. İşte Ahmet Belediye, Diyarbakır Belediyesi'nde böyle bir çalışma Mehtizana tarafından yapıldı. Bunlar hani katılımcılık meselesi üzerinde hakikaten toplumu, kadını, genci ya da mahalledeki komisyonu, komiteyi toplumsal alanda yönetime koydular. Bize gösterdiler aslında nasıl yapılabilirlik meselesi üzerinde. Birlikte iş yapabilme kültürü, dayanışabilme kültürünü, kadını öne çıkarma kültürü özellikle Mehtizana'nın en çok çaba harcadığı bölüm. Ve bu bir de bir siz bir siyasetin programını yürütüyorsanız o siyasetin programı içerisinde de olan şeyler, özellikle sosyalist siyasetler halkın yerelinde yönetime koyma programı çok değerli buluyorlar ve bunun mücadelesini veriyorlar zaten. Bizler de aslında bu halk meclislerini çalışmalarını birkaç ay hemen sonrasında başladık. Evet. Ve bir de toplum kendi yaptıklarını ya da söylediklerinin doğruluğunu tartıştırdığında, orada kabul gördüğünde ve bir de sonuçlandığı andan itibaren de bir şeyi de başlıyor. Mesela şunu söyleyelim, ben bir iki örnek vereyim. Ulaşımla ilgili meseleyi bir de bir ilk gündem maddenin çalışmamız. İki gündem maddesinin olduğu bir halk meclisi toplantısı yaptık. Toplantıda şöyle karar çıktı. Bir tanesi dediler ki, ya ulaşım deneyelim, yeni yapacağımız bir şey. Böyle bir kutu koyalım, gönüllülük meselesi üzerine destekleyenler ne atsın dedi. Evet. Bir ay deneyelim, bir ay sonra bunu meclise götürelim, karar altına alalım dediler. Yani halkın o meclisinde, halkın o toplantı sonrasında böyle bir karar çıktı. İkincisi de şey çıktı. Biz de yeniyiz, belediye başkanı yeni olmuşuz, böyle bir ne yaparız ne yapamayız, bir çekincelerimiz var, korkularımız var, bütçe sıkıntısı içinde boğuluyoruz. Böyle ya ne yapabiliriz ama hakikaten gece uykularımızın kaçtığı dönem. O birkaç ay, işte 3 ay, 5 ay falan. Yani bir vatandaşların oluşturduğu bir meclis, tabii çağrı belediye meclisine bunu önerdi, tabii. Ve önce deneyerek önerdi. Tabii. Dolayısıyla burada belediye meclisinin, vatandaş meclisinin kararını tanıma iradesi gösterdi. Bir de bu bir mecburiyetçi bir. Önemli olan çünkü bu. Toplum oraya geldiğinde onun doğruları reddeden meclis de olmuyor zaten. Belediye meclis üyeleri de reddetmez. Çünkü küçücük bir yerde yaşıyoruz. Hepimiz o coğrafyada, o topraklar üzerinde kaderi de belli, karar mekanizması da belli, yaşamı da belli. Buna dair. Mesela birinci madde öyle geçti. İkinci madde şeydi. İşte bir 4-5 tane sokağın düzenleme çalışması vardı. Ben hemen hızlı bir şekilde etkileme adına şey yaptım. Çıktım, çok büyük bir yanlış tabii. Çıktım, dedim ki işte şu sokaktan başlayalım. Sebebi de vardı, açıklamasını yapmıştım. Obacın tam merkezinde bir sokaktı. Her gelen gitti, gören kötü görüyordu. Ben de popülist bir şekilde önceliğini oranın ortadan, o kötülüğün ortadan kaldırması olarak gördüm. Vitrin anlamında. Evet, ama bir kadın arkadaşımız müdahalesi şöyle oldu, biliyor musunuz? Dedi ki, başkanım dedi, Mercan yolu stabilize bir yol. Buradan başlamamız gerekir. Çünkü Kamer Susa diye bir amca vardı. Dedi ki o KOAH hastasıdır.
her araç orada geçtiğinde onun bütün camlarını, kapılarını kapatıp içeri girmesini sağlıyor ve bu amca dışarı çıkamıyor dedi. Onun için biz öncelikle bunu yaparım dediğimde çok utanmıştım. Evet. Çok utanmıştım ama bir sağlıkçı olarak çok utanmıştım. İki, orada bunu niye düşünemediğim meselesi beni çok utandırmıştı ama esasen en çok böyle belli bir süre o şoku atlattıktan sonra işte bir gün sonra da çok sevinmiştim. Tamam biz burayı yönetebiliriz. Yanlış da karar alsak birileri doğrultuyor, düzeltiyor demeye başladık. Bir ay sonra işte ulaşım ücretsizliğini bir arkadaşımızın müdahalesiyle şöyle bir kadın arkadaş gibi müdahale etti. Evet. Şöyle dedi, benden önceki arkadaş dedi, ekonomik durumu iyiydi, işte 10 lira para attı. Ben de yoktu, atamadım, ben çok utandım, gururum zedelendi dedi. Ya bu ücretsiz olsun ya da ücretli olsun, çok böyle güzel, dedi. Ve 60-70 kişinin katıldığı 10 mecliste ücretsiz olsun dedi. Bir tek kişinin bir çoğunluğu etkileyebilme meselesi burada söz konusu. Ve bu oluyor. Ya, o kadar hayatımızda doğalında o kadar şeyler yapıyor ki birçoğunu unutuyoruz aslında sonrasında. Hani buna yakın örnekler yaşam içerisinde çok fazla çok var. Çok fazla var. Ama bu aslında ortak akıl dediğimiz bu değil mi? Yani benim düşünemediğimi, sizin düşünemediğinizi bir başkası çıkıyor ve biliyor oradaki. O hasta olan kişinin yararını dikkate alarak onu size... Bir de had meselesi. Sanki orada 3000 kişinin içerisinde ben belediye başkanı olmuşum. Sanki orası sadece benim yaşadığım, benim yönettiğim bir de bana ait olan bir şey olarak görmek ki alttan 70-80 yılda böyle bir yerel yönetim meselesi yaşanmış ve tartışılmış. Bizde de böyle bir hastalık gelişmişti. Böyle hayır, orada bir 2999 kişi daha orada yaşıyor. 2999 kişi orayla ilgili söyleyecekleri her bir lafı tartışmak zorundasınız. Doğrudur. Çok güzel bir örnek verdiniz hakikaten. Ve yüzleşmek adına da yapılan işlerle alakalı çok güzel bir örnek oldu. Programın sonuna geldik ama benim merak ettiğim bir konu var. Onu da size sormadan geçemeyeceğim. Şimdi biliyorsunuz bir anayasa değişikliği teklifi var. Referanduma gidiliyor. Bunun bu teklifin yerel yönetimlerle ilişkilendirdiğimizde ne tür etkileri olabilir? Bir de şeyi merak ediyorum. Güneydoğu'da birçok belediyede kayyum atamaları oldu. Belediye başkanları görevden alındı. Pek çoğunda zannediyorum valiler görev yapıyor. Bir de bunlar güncel konular. Bunlarla ilgili fikrinizi öğrenmek isterim. Tabii. Ya, genelde dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle yaşadığımız ülkede halkın iradeleştirdiği siyasilerin müdahale etmek aslında o halkın iradesine müdahale etmektir. Mesele bir hükümetin, bir bireyin ya da bir yöneticinin müdahalesinden çok meseleyi toplumsallaştırmak ve bir sistem içerisinde tartışmamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Yani kendi hukukumuzun olduğu bir yerde hukuk içerisinde yargılama, sorgulama olmadan siyasi bir kararla müdahale etmek toplumun vicdanında yer edinmiyor. Toplumun vicdanı rahatsız ediliyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani geldiğim yerde bu tür durumlardaki toplumla oturup konuştuğumuzda evet, diyelim ki eksikleri vardı, diyelim ki hataları vardı, böyle olmaz diyorlar. Bizim seçtiklerimiz 5 yıl sonra geldiğimizde biz zaten kimin doğru kimin yanlış yaptığını biliriz. Ona göre de müdahale ederiz diyorlar. Esasen böyle de bakmak lazım. Hani toplumun vicdanına iyi de bakmak lazım. Ama siyasal alan olarak da, hukuk alanı olarak da baktığımızda kim olursa olsun suçu üzerinde tespit edilmediği sürece, yani hukukun işletmesi, yargılanma meselesi, tabii buna bile tartışılabilir bazı şeylerde. Birincisi bu. Doğru bulmuyoruz. Bu doğru da değil. Çünkü toplumun vicdanında bir kopuş, toplumun vicdanında bir kendisini ayrıştırma üzerine doğru götürüyor. Evet. Yoksa gelen valilerin, vali yardımcıların oradaki yönetim meselesi değil bu mesele. Başka bir mesele. Yani hakikaten bunun üstünde toplumun o vicdanı üzerine bir mesele. İkincisi 16 Nisan
Biz 16 Nisan'a şöyle bakarız. Yani 16 Nisan'da gelen Cumhurbaşkanı'nın adının kim olduğu değil. Mesele bizler, biz sosyalistler köy meclislerinin, ilçe meclislerinin, il ya da bölge ya da merkez, yani alttan yukarıya doğru toplumun katmanlarının meclislerle yönetilmeyi istediği bir dönemden kim olursa olsun, isterseniz sol, isterseniz sağ, isterseniz muhafazakar, kim olursa olsun tek kişinin yönetimine bırakılması doğru değil. Peki. Başkan çok teşekkürler. Süremizi çünkü aştık. Evet. Çünkü sizi her zaman burada bulamıyoruz. Dolayısıyla programı bitirmek zorundayım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Bugünkü programımızda Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan konuklarımız oldu. Katıldıkları için teşekkür ediyoruz tekrar. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.